Selam, ben Zafer Akçay. İlk olarak bugün Cengiz'in motosikletine konuk oluyoruz. Eller cıvıl, onu gördük artık, hepiniz görüyorsunuz. Ama burada kızacağımız şey o değil. Bakın şimdi ne oluyor. Karşıdan gelen araca bakın lütfen. Allah belanı versin. E canım, tamam burası Türkiye falan, olur böyle şeyler diyenleriniz olacaktır. Ama o aracın bir özelliği var. Ben blurladım orayı tabii, görmüyorsunuz ama bakınız, o araç bir sürücü kursu aracı. İçindeki de muhtemelen eğitmen, öğretmen. Çünkü acemi biri tek başına o araca binemez. Bir sürücü kursunun arabası ve yaptığına bakın. Bu inanılır bir şey mi? Bu olması gereken bir şey mi? Pes. Devam edelim. Geniş yola çıkalım. Berke arkada, Berkcan önde gidiyorlar. Anayoldan çıkıyorlar. Bir sağ çıkış, sert bir sağ çıkış. Berke biraz zorlansa da dönüyor. Ama ikinci viraja düzgün konumda ve düzgün hızda giremiyor muhtemelen. Ve yerde. Hemen kalkıyor. Genç bir arkadaşımız. Kıyafetlerde iyi galiba. Hemen kalkıyor. Üstünü silkeliyor. Peki ne oldu? Ne olması gerekiyordu? Neden düştü? Ne yapabilirdi? Ona bakalım hemen. Berkcan önden ilk bir kere bu viraja girdiğinde bakın biraz fazla sola doğru açılıyor tam şurada. Bu kontrol kaybı. Artık orada yavaşlamak lazım. İlk yapacağın şey yavaşla. Buradan sonra o fren geldiği zaman artık yapılacak hiçbir şey yok. O fren gelir, bakış kayar ve gittiğin yerde de eğer mıcır varsa, yani gerçekten böyle bir sağ tarafta mıcır varsa kurtuluşun var mı? Yani şunun üstünden yatık vaziyette kaç kişi geçebilir? Düşersin. Bu şekilde düşersin. İlk sağ virajda kontrolü biraz kaybetti. Orada yavaşlasaydı hiçbir şey olmazdı. Yine biraz daha kontrol vererek gitseydi yine hiçbir şey olmazdı ama geçmiş olsun çocuklar. Yine bir ikilideyiz. Ava yolu Mert ve Ahmet'le. Mert arkada, Ahmet önde. Olayın kahramanı Ahmet. Önden gidiyor. Yaldır yaldır. Fren geliyor burada ve Ahmet nereye? Ahmet nereye? Mert de pek eğleniyor bu işe. Kah 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 kah. Neyse sonuçta bir şey olmuyor ama hemen bakalım ne yapabilirdi. Bakınız arkadaşlar, bu tip yollarda süretinizi çok iyi ayarlamanız lazım. Bunun için bir tekniğe ihtiyacınız var. Eğer bu teknik yoksa bu frenden sonra başınız yelaya girer. Ben şuraya bırakayım tekniği. Virajda nasıl süretimizi ayarlarız girişte ve çıkışta. Abone olanlar onu seyredebilecekler. Diğerleri buradan devam etsin. Bakınız bu fren geldikten sonra artık çok zor, çünkü kontrol elden gitti ve Ahmet orada artık dışarı gidecek. Neyse ki o mıcırı da hiçbir şey olmuyor. Bir de ayağa kalkıyor. Mert de onunla dalga geçiyor. Oğlum sen diyor şey misin, artist misin, niye böyle yapıyorsun falan. Mert orada diyor ki devamı varmış diyor. Virajın devamı varmış. Yani bir teknik kullanmadığın zaman işte böyle varmışlar yokmuşlar olur. Viraj çünkü bakın 180 derece. O yüzden lütfen ama lütfen eğitim alın. Lütfen ama lütfen bir tekniğiniz olsun. Yine haftanın inanılmaz videolarından biri Sezer'den geldi. Sezer akşam saati ve karanlık gidiyor. Öndeki araba yavaşlıyor tümsek için. Sezer de araya giriyor ama karşıdaki araba gelip Sezer'in tepesine çıkıyor yani. Bir daha seyredelim. Bakın öndeki kırmızı araba tümsek yüzünden yavaşlayınca Sezer de diyor ki ben şöyle ortalarından geçerim. Çünkü öbür araba da sağda dönüş yapıyor. Ama o araba dönüş yapamıyor işte. Sezer de bunu hesaba katmıyor. Hesaba katsa böyle karşılıklı poz vermezler. Araba dönemiyor. Acemi olabilir, dalgın olabilir, her şey olabilir. Ya burada bir risk varsa oraya girme. Yani Sezer'in yapabileceği buydu. Oraya girme, kırmızının arkasında bekle. Çünkü herkes usta sürücü değil ki. Şimdi arabanın çok yaşlı olduğunu, şoförün de çok genç olduğunu görüyoruz. Bu ikisi zıt zaten. O direksiyonu falan çevirmek o arabalarda çok zordur. Özür diliyor sürücü. Ama yani yeni de bir sürücü. Kafası da biraz dalgınmış. Bunları anlatıyor. Özür diliyor ama olan işte Sezer'in motorunu oluyor. Diğeri de kızıyor ona. Bana da korna çalmıştın falan diye. Geçmiş olsun Sezer. Fatih ile devam edelim. Biraz gülümseyeceğiz burada. Köprüden geçiyor. İkinci köprü galiba burası. Yavaş yavaş tanıyorum artık. Şimdi sağından bir motor geçecek Fatih'in. Ve ben size soracağım. Ne gördünüz? Ne vardı? Ne gördünüz?
görebildiniz mi? Ben seyrettiğimde öyle içim sıcacık oldu ama sonra da korktum. Bakın burada bir köpüş var. Bir can dost var. Bir köpek var. Sürücü de sahibi muhtemelen. Yani çok sevimli görünüyorlar. Köpeklerin dengesi çok iyidir. Motorda arka senede bile oturabilirler. Ama bunu yapmak ne kadar doğru? Birçok hayvansever arkadaşım var motorcu. Onlar da böyle taşıyorlar. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yani ne bileyim ama ya bir kaza olsa o köpekçik kendini çok zor kurtarır. Kıyafet de yok malum. Gece. Yiğit'le sürüyoruz. Yiğit o böyle kapatmış gidiyor yüzle falan. Karanlıkta iki kişi. Bakın resmen karanlıkta. Videonun başlangıcında 98 km hızla gidiyor Yiğit. Sol viraja biraz da içte tabii görmesi de zor. Ama karanlık ya hani gece sürmeyin diyorum ya işte bu yüzden bak simsiyah giymiş iki kişi. 24 km'ye kadar düşüyor Yiğit. İyi bir frenleme bu. Güzel bir frenleme. Olması gerektiğini yapmış ama yani işte gecenin böyle acayip tehlikeleri vardır. Furkan A, iki Furkan'ımız vardı. Furkan A ile devam edelim. Furkan gayet nizami, süreti de öyle, konumu da öyle. Giderken, of değil mi? Fiyum diye geçti. Furkan kızıyor, ne yapabilirdi? Var mı Furkan? Furkan yapabileceği bir şey var mı? Var bence, bakın. Furkan aslında o aracı, o motorcuyu görüyor. Eli kornaya gidiyor tam, bak burada gördü onu. Eli kornaya gidiyor. Ya Furkan'cığım ben senin yerinde olsam elim sağ gidona giderdi. Onu biraz iterdim, uzaklaşırdım ondan. Çünkü mermi gibi geliyor adam, ne yapacağı belli olmaz. Senin korna neye yarar ki? O sana çarptıktan sonra uzaklaşın. Ümit'le yine akşam ya da sabah saati tam emin değilim. Ümit gidiyor. Çift şeritli yol, ortada ağaçlar, kenarda evler falan. Bakınız oradan bir şeyler oluyor. Bir araba, korna ve kormaca. Güzel de geliyor. Yani iyi kurtarıyor ama bu daha önce görülen bir şey Ümit'ciğim ya. Bak buradan görüyoruz o arabanın çıktığını. Sen canlı canlı çok daha net görürsün. O araba oraya çıkıyorsa seni beklemez ki. Bak hala geliyor ve sen son ana kadar hiçbir şey yapmıyorsun. Yine ikilideyiz. Can ve Onur İskenderun otobanında sürüyorlar. Arkada Can, önde Onur. Güzel konumlanma, birbirleriyle çapraz gidiyorlar falan. Önde tır sinyal verdi, bekleyecektir herhalde. Beklemiyor. Solda araba var, Can yavaşlıyor. Onur onun arkasından geçiyor derken bir kaos ortamı. Peki ne yapabilirlerdi? Ona bakalım mı? Tırcı tabii ki suçlu. Sinyal verir vermez çıkılır mı? Öndeki kamyonu çok önceden görüyor. Önceden verse sinyalini, Can ve Onur da ona göre konumlanırlar. Olmaz yani ve sol taraf dolu, gidemiyorlar sola ama Can burada ön fren kullanmıyor, arka fren ve tak 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 vites aşağı yapıyor, bakın ayakları falan elleri belli ve zor yavaşlıyor. Peki Onur ne yapıyor? Bir özür dilerim, Can ne yapıyor? Can da tek parmak fren ve debriyaj kullandığı için bakın bu tek parmaklar sizi yavaşlatmaz, durdurmaz, Allah aşkına şuna asılın, bu motorlar 2-3-4 parmak hepsini kaldırır yani. Önde giden bu arada Onur, arkadaki Can, karıştırmış olabilirim. Yani şu frenlemeyi de şuraya bırakayım yine. Nasıl fren yapılır motosiklette? Ön frenin, arka frenin etkileri nelerdir? Lütfen buradan onu da seyredin. Hadi çok geçmiş olsun İskenderun'a, Antakya'ya selam. 10. olayımızdayız. İzmir yine. Karataş'a doğru, Göztepe'den Karataş'a doğru, Karataş Kavşağı karşısı. Orada bir U dönüş yeri yapıldı trafik beklemesin diye. Bakın Tunacığım da oradan güzelce dönüyor. Karşıdakine bakın ya. İnsanımsıya bakın ya. Ya şurada oradan gelinir mi? Yani canına mı susadın, katil ruhlu musun, nesin ya? Nesin? Bir git ileriden dön. Ne olacak? Buraya girip nereden döneceksin buradan geri acaba ya? Şu hale bak ya. Şu hale bak. Oralı değil yani. İçi de çoluk çocuk dolu ha. Çoluk çocuk dolu. Tuna'ya çarpsa ne olacak? Tuna iyi konumda olmasa. Bakın oradan da geri gitmeye çalışıyor. Oradan da bak dönüp U dönüşü katılacak yani. Yazıklar olsun ya. Çıkmayın siz trafiğe, çıkmayın. Dersimizin konusu yine İzmir. Yenal sürüyor. Yenal yeni sürücülerimizden biri. Mazgalın üstüne çıkıyor. Fren. Bak tek hatası. Bu bir mazgal. Metal. Onun üzerine çıkıyor. Fren yapıyor. Hop yerde. Normal sonuç. Çünkü orada lastikler tutmaz kayar. Ya kuruda bile kayar. Islakta iki katı kayar. Şimdi tutuşu etkileyen bir takım faktörler var. Bunları her motorcunun bilmesi gerekiyor. En tehlikelisi belki de mazot, yağ,
O anlamda şeyler çok tehlikelidir. Hele biraz da yatıksanız kurtuluş çok zor. Bir derste nasıl kurtulabileceğinizi anlatırım. Mazgal ve rögar kapakları metaldir bunlar ve inanın tutuş kaybı çok fazla yaşanır. Özellikle yağmurda. Yol çizgileri, yol boyaları, yol yazıları, bir de yazı yazmak da moda çıktı ya. Bunların hepsi ıslakta kaygandır, kuruda da eh işte. Bir de koyu gölge alanlar, yani güneş görmeyen koyu gölge alanlar, buralar çok tehlikelidir arkadaşlar. Bakın bu tip tutuşu etkileyecek olan faktörlerden birini görmeniz belki de kaza yapmanızı önleyecektir. Görüp konum değiştirebilirsiniz. Ondan sonra fren yapabilirsiniz, durabilirsiniz, kaçabilirsiniz. Ama bunları görüp ya bir şey olmaz demek çok enayici olur. Yani kısacası öyle olur, enayici olur. Ya da bunları hiç görmemek, o zaten hataların en büyüğü olur. Görün ve önlem alın lütfen. Hadi iyi sürüşler.